Staj konusu gerçekten çok önemli. Çünkü çoğu kişinin aklında şu soru işareti var. Staj nasıl bulunur? Yani evet, herkes biliyor New York'ta da staj yapmanın güzel bir faydası olduğunu. Bunun için bir öneriniz var mı peki bize? Bu konuda şanslıydım. Yani TOB'un zaten en büyük artısından bir tanesi buydu. Size böyle baya güzel bir liste karşınıza çıkıyor. İşte çeşitli sektörlerden firmaların yer aldığı. Onlar da zaten 3,5 ay gibi uzun bir süre staj yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu konuda şanslıydım nispeten ve çok da faydasını gördüm. Belki Kutlan... Yani ben staj bulurken daha şöyle bir yaklaşım izlemiştim. Yani ilk stajımı biraz daha böyle hani sektörden tanışmaya çalıştığım insanlar vasıtasıyla bulmuştum. Yani orada kulüp, networking, onların faydasını görmüştüm. İkinci stajda da biraz daha hani ben bu alanda çalışmak istiyorum. Şöyle de bir projem var, okulda da şununla uğraştım deyip bir başvuru ve görüşme gerçekleşmişti. Zaten hani bu sizi bayağı bir öne geçiren bir şey Evet, oluyor. net olduğunuz zaman aslında bu çok Evet. büyük bir artı. Ben şunun Çünkü üzerinde çalışmak evet. istiyorum. Yani Şöyle projeler yaptım. Bu büyük bir artı aynen. aslında. Yani sadece benim hani zorunlu bir stajım var. Ben bunu tamamlamak için, bu prosedürü halletmek için sizin şirketinize gelip staj yapmak istiyorum gibi bir yaklaşımdan ziyade. Hani ben bu alanda işte bunları yaptım, şu kitabı okudum, şunu merak ediyorum. İşte şu projeleri yaptım. Size de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Kendimi de geliştirmek istiyorum gibi. Bir de yani mesela işte İpek'in gerçekten bir sene boyunca staj yapmış olması çok büyük avantaj. Bu avantajı Evet. siz de kendinize katmaya çalışabilirsiniz diğer okullarda okuyanlar. Ya ben mesela ikinci staj yaptığım yerle tekrardan konuşup ya ben bir de gönüllü staj yapmak istiyorum. İşte sizinle de bir sanayi odaklı proje yazmak istiyorum gibi dirsek temasını da kesmemeye çalışmıştım. Yani bu tarz bir şey de kesinlikle öneririm. Yani bir amaç, hedef doğrultusuna gittiğiniz zaman insanlar size her zaman çok daha pozitif bakacaktır. Ve bu konuda yani gerçekten onun altını çizelim. Yani stajları ciddiye almak hakikaten çok önemli. Biz ikimiz de bunun avantajını gördük. Ben de staj Evet. yaptığım, ikimiz de staj yaptığımız yerde işe girdik. Yani staj yaptığınız yerde iyi bir izlenim bırakabilmek gerçekten çok önemli. Sonrasında hem o iş bulma sürecini hızlandırma açısından çok çok iyi. Hem de yani Tabii yani O insanlarla, süreci yani staj kolaylaştırmış yaptığınız oluyorsun. yerdeki insanlarla her zaman bağlantınız aktif kalsın. Onlarla her zaman iletişimde olmaya, hani özen gösterirseniz bu sizin için bir avantaj olur diye Şeyden düşünüyorum. çekinmeyin kesinlikle. Yani mezun olmaya yakınsınız. Staj yaptığınız yerlere açık pozisyonlar olup olmadığını sorun. Bunlardan kesinlikle çekinmeyin. O da kesinlikle önemli yani. Bazen bununla ilgili bana da işte sorular geliyor. Savunma sanayinde nasıl İşte staj yapabiliriz gibi. Orada da işte bizim de mesela firmanın kariyer sitesi var. Oradan mesela işte var olan staj programlarına bakıp ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz. Oralardan başvuru yapabilirsiniz. Mutlaka yapmak istediğiniz firmaların sitelerini bir gözden geçirin.